Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. El-İlah kavramını Esma-ül Hüsna'dan bir isim inşallah birlikte müzakere edeceğiz. Eşsiz ve benzersiz mabut, yegane otorite, ibadete layık olan mutlak mabut, tapınılan güç ve kudret sahibi manalarını biliyor. İlah, her şeyin kendisine hayran olduğu zat. Yine her şeyin sevgisini celbeden zat olarak karşılık bulmuş. El-İlah, mutlak sükunet ve sekinetin kendisinde bulunacağı ilah manasına da gelmiş. Bir diğer mana. Yani hem sekinet ve sükunetin kendisinde bulunacağı zat, hem her türlü hayranlığı celbeden, her şeyin sevgisini çeken, sevgiyi var eden manalarına da gelir. Yine mesela Mevdudi'nin dört terimini okumuşsunuzdur mutlaka. Oradan da yola çıkarak bazı tanımlar yapılabilir. İlah kavramı içerisine yaratan girer, hüküm koyan girer, rızık veren girer, şifa veren, dua edilen, ihtiyaçları gideren, tek sahip, şefaat eden, şefaat yetkisi veren, efendim, ve ibadet edilen, bu manalara gelir ilah. Yani Kur'an'dan rafide edildiği zaman tüm bu manaları mündemiş bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Nisa suresi 171'de şöyle buyuruyor. Bismillah. Allahu ilahu. Allah ilahdır. İlah olandır. Yani onu mesela Nas suresinden de görüyoruz. Bismillah. Kul e'udu bi rabbin nas. Peki sığınırım insanların Rabbine. Melikin nas. İnsanların melikine, sahibine, bütün mülkiyeti taht riyasetinde tutana, ilahın nas, insanların ilahına, yegane otoritesine, orada da var. Şimdi, cahiliye döneminde ilah kavramına yaklaşım konusunda çok ciddi sapmalar vardı. Kur'an resmini ne yaptı? Güzel. Zaten Kur'an nerede mesela bir sapma varsa orada hemen yeniden bir tecdit öngörülmüş. Eğer İslam'ın, vahyin ruhuna aykırı bir şey yoksa onu okunmamış, ellenmiş, değiştirilmiş. Hatta örf diyebildiğimiz, efendim, bütün insanların genel kabulle onayladığı ve yaşadığı bir şeye örf diyoruz yani. Onu ellenmiş. Ama örf sayılan ama vahyin mesajıyla çelişen ve çatışan bir şey olduğu zaman hemen ne yapmış? Olaya müdahale etmiş ve değişmiş. İlah kavramı da bunlardan bir tanesi. Çünkü cahiliye döneminde insanlar ilah derken hem aşkın bir ilaha inanıyorlardı, hem de o ilahın asları, onun yine hükmü altında ama onunla kendilerine aracılık yapacak bir takım ast ilahlara da ne yapıyorlardı? İnanıyorlar. Buradaki yanlış algıyı ne yaptı dahi? Yeniden düzenledi. Çünkü bir insanın kendi kafasından ittihaz ettiği ya da edindiği bir şeyi ilah olarak tayin etmiş olması, hem tayin edilen şeyi ilah yapmaz, hem de ilah ittihaz edeni gerçek manada kulluğa ulaşırız. İki boyutlu bir problem var burada. O yüzden de mesela uluhiyet tevhidi, yani Allah'ın ilahlığını kabul ettiğimiz ve bize bir teklif olarak sunan Rabbimizin uluhiyet tevhidinden her sapma bir şeyi ilahlaştırmak manasına gelir. Aslında bizim hayatımızda da bunun karşılıkları mutlaka, muhtemelen vardır. Çoğu zaman belki ortaya koyduğumuz tavır bir ilahlaşma tavrı olabilir.
bu konuda teyakkuz sahibi olmak lazım. Mesela Allah'tan başka taptıkları ilahlar Kur'an'da geçer. Yani 10. surenin 3. ayetinde Allah'tan başka ilahlık yaptıklar gerçekten ilah mıdırlar? Hayır. Sahte, kurgulanmış, montaj tanrılarıdır. İlahlıktan zerre nasipleri yok aslında. Ama insanların yücelttikleri, kutsadıkları bir takım şeyler. Onun için her kurgulanmış ilah suni, yapay ve sanaldır. Yani hakikatin, aslın asla yerini tutmaz. İnsanın bir şeyi ilahlaştırması da aslında hem ilahlaştırdığı şeye vurulur hem de kendisine vurulur. Mesela Afrika'da Hilal TV'den bir Çinlicik arkadaş var eskiden çalışan. Bir bölgeye gitmişler kurban faaliyeti vesilesiyle. Diyor ki orada ilkel bir kabileyle karşılaşıp 6 yaşına kadar kız çocuklara tapıyorlar diyor. Hala onunla. Onu oturuyorlar diyor bir yere. Önünde enteresan böyle ayinler yapıyorlar. Kadınma seansları yapıyorlar diyor. Ya baktım diyor kız çocuğunlar ya şaftı kaymış. Şekli şemali değişmiş. Yani o yaştaki küçümencik kız karşısında yetişkinlerin bir takım enteresan hareketlerinden korkmuş aslında, üşmüş. Onların ne yaptığını da anlamaya çalışıyor ama anlam da veriliyor. Dolayısıyla ilahlaşırılan, tanrılaşırılan kız çocuğundan bahsediyor. O da 6 yaşına kadar, sınır oymuş. Dolayısıyla bir şeyi ilahlaşırılan kimse Allah'a zarar vermiş olmaz. Bir insanın bir şeyi ilahlaştırmış olması Allah'ın uluhiyetinden hiçbir şeyi eksiltmez. Fazla tapınmış olması Allah'ın uluhiyetine bir şey katmaz. Ama kulluk edeni rezil, rüsva eder. Çünkü ya hem cinsine kulluk etmiştir, ya bir nesneye, objeye kulluk etmiştir. Her iki durumda da bu büyük bir günahtır. Onu Kur'an nasıl isimlendiriyor? Şirk. Allah'a ortak koşmak. Kur'an'daki ilah kavramının bazı dillerde karşılıkları var. Mesela Türkçe'de tanrı olarak karşılanmış. Aslında tengri, gök tengri, yer tengri. Hani böyle dilimize tanrı olarak geçmiş. Mesela İngilizce'de God yazılmış. Herhalde God okunuyor. Yine mesela Farsça'da Hüda. Fransızca'da Dieu. Romence'de mesela Dumnezeu. Böyle farklı isimler var. Bu ilahı karşılayan farklı kelimeler ve kavramlar. Fakat hiçbir zaman Tanrı kelimesi ne el ilahı karşılar ne de haşa Allah'ı karşılar. Onlar özel. Yani her derste söylüyoruz. El takısıyla isimlendirilmesi bir ismin onu hususileştirir. Sadece Rabbimize has kılar. Onun için Tanrı demiş olmamız belki muhatabın anlamasını kolaylaştırmak sadedinde görüyor. Yani bir batılıyla konuşuyoruz. Onun anlayabileceği dilden bir kavram kullanmamız daha doğru olur. Tabii içini iyi doldurmak şartıyla. Tevhid hakikate arız olan her şeyden, sahtelikten insanın inancını arıtmıştır ve arındırmıştır. İnsan fıtrat olarak tevhide yatkın yaratılmıştır. Fıtrat tevhide en uygun bir forma sahiptir. Zira Rabbimiz fıtratı sanki bir kumaşın gergef dokunması gibi nakış nakış işlemiştir. Onun için tabiatta doğal olan ne varsa o fıtratla barışık, ilişik ve tanışılmış. Ne ki doğallığını kaybetmiş o yabancıdır. Yabanidir, eldir artık. O açıdan mesela fıtrat tevhidi bilir, tevhid de fıtrata mutabık ve muvafık olarak imza edilmiş bir mesajdır. Tevhid, İslam akidesinin omurgasıdır. Omurgada kayma olursa, o zaman insanın bir yolda yürümesi,
dümdüz bir yolda seyredilmesi de imkan dışı olur. Bu açıdan da tevhid, birin birliğine sadakat, şirk, birin birliğine ihanettir. Yani Rabbimiz aslında tevhid ile bizim onun birliğine sadakatimizi murat etmiş. Ama insan bir takım zaaflarla malum bu yoldan sapmış farklı zamanlarda. İnsanın Allah'ı birlemesi, Allah'ın uluhiyet üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Çünkü o samettir. Ama insan üzerinde çok büyük bir tesiri vardır. Eğer insan sadece Allah'ı ilah ittihaz ederse, bu onun maslahatını ve menfaatidir. Ama insan şirk koşarsa eğer, Rabbimizin mülkünden, uluhiyetinden hiçbir şey eksilmez. Ama insan çok büyük bir zarar içerisinde girmiş olur. Neden? Hakikati zedelediği için. Çünkü Rabbimiz mutlak ve eşsiz, benzersiz birdir. Hatta bir Arapça'da, mesela matematikte ilk sayılır. Sıfır yokluğu temsil eder. Bir varlığı. İlginçtir mesela Yahudilikte, Hristiyanlıkta, Hinduizmde, Budizmde bir hem asal sayıdır hem de eşsiz ve benzersizdir. Bir ara bire dair çalışmıştım. Hatta ben okul dersine girmişim. Bir konuşma işlemiştim. Hatta Rabbimizin Allah ismi de birle başlar. Elif aynı zamanda birdir. Rakamlar içerisinde. Çok ilginç. Her sayı içerisinde bir vardır. Yani sayılar da birlerden oluşur. Yani ikinin içinde iki tane bir var. Onun içinde on tane bir var. Yani bir olmadan diğer sayılardan da bahsetmek imkan dışıdır. Bu açıdan da Rabbimizin birliği, insan birlemesi gereken otoriteyi birlemediği zaman asla değerinden bir şey kaybetmez. Ama insan çok şey kaybeder. Çünkü samet mürekkep olmayan demektir. Mürekkep ne demek? Tamlanmış, tamamlanmış, toplanmış, toparlanmış, cüzlerle bir araya getirilmiş demek. Rabbimiz için söz konusu değil. Allah-u Samet parçalanamaz, bölünmez bir bütün. Tek, yegane, eşsiz ve benzersiz. Ama tüm varlıklar mürekkeptir. İnfitar Suresi'nde Rabbimiz اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ O Allah ki sizi yarattı, tesviye etti, dengeledi, fî ey suratin mâ şâ'e rakkebek. Sizi dilediği surette terkîb etti. Tamladı, tamamladı, toparladı, düzenledi. Ama Rabbim için bu asla kullanılmaz samet. Yani parçalanmaz ve bölünmez. Yegâne tek. Eğer insan bire tabi olursa dağılmaktan kurtulur. Yırtılmaktan kurtulur. Parçalanmaktan kurtulur. Savrulmaktan kurtulur. Zaten pergelin sabit ayağı da merkezdedir. O merkez biri temsil eder. Mesela sabit ayak eğer kaymazsa diğer ayak ne yapar? Harika bir geometrik daire çizer. Sabit ayak kayarsa ne olur? Daire çizemez. Çizdiği de daire olmaz. Daire olmaktan çıkar. O açıdan da insan eğer tevhide, ehadiyet sahibi Rabbimizin uluhiyetine tabi olursa o zaman hayatı da dağılmaktan kurtulur. Bu noktada mesela işte baba oğul arasında, anne kız arasında, karı koca arasında, arkadaşlar arasında, patron ve işçi arasında, amir ve memur arasında vesaire yaşanmış her türlü efendim kaos, sorun, problem, çatışma aslında temelde oraya atıf yaparak oradan mı kaynaklanıyor diye muhasebe yapmak lazım. Çünkü harika bir söz var. Ben Rabbimle olan ilişkilerimi düzelttim. Rabbimle insanlarla olan münasebetlerimi düzelttim. Ne kadar güzel.
Onun için Hazreti Peygamber ulaşılabilir, konuşulabilir, anlaşılabilir, diyalog kurulabilir müminde hayır vardır demiş. Çeker çünkü, cezadır, celbeder, diğeri iter, kavgacı kendini iter. Ama diğeri celbeder. Neden? Çünkü ünsiyet kuruyor, kurabiliyorsunuz. İnsan ünsiyet kuran varlık demek. Hem ünsiyet kuran hem ünsiyet kurabilen, kurulabilen manasına geliyor. Bu açıdan da yırtılmış ve dağılmış bir dünyaya gözlerimizi açtık. Bu aslında merkezden insanın ne kadar koptuğunun bariz bir göstergesi. Tevhid üç başlık altında ele alınmalı. Bir, uluhiyet tevhidi. İki, rububiyet tevhidi. Üç, ubudiyet tevhidi. Uluhiyet tevhidinin karşılığı ne? İman. Evet. İman ne demek? Bir, güvenmek. İki, güvenilir olmak. Üç, güven toplumu kurmaya çalışmak. Evet. Hem güvenmek Allah'a, hem güvenilir bir kimliğe sahip olmak, hem de güven toplumunu kurmak için mücadele etmek manasına gelir. O yüzden mesela iman eden insan kendisine güvenilen insandır. Mu'temet. Eskiden ne kadar güzel kavramlar kullanılmış. Mesela bütün kurumlarda kasaya bakana, efendim, maaşları dağıtana, muhasebeyle ilgilenene ne diyorlardı? Mu'temet. İtimat edilebilir kimse. İtimat kesbetmiş. İtimadını ispat etmiş kimseye mu'temet denirdi. Onun için iman. Rububiyet tevhidi İslam. Neden? İslam'ın olduğu yerde ne var? Sürekli bir terbiye. Ubudiyet tevhidi karşılığı salih amel. Onun için derler ki ubudiyet bir sahradır. İbadetler o sahradaki tepelerdir. O yüzden mesela tevhid dini ibadet değil, ubudiyet dinidir. Yani bütün hayatı kuşatan bir inanç ve yaşam manzumesidir. Kişi eğer sadece bazı efendim erkanı hapsetmişse o ibadet olarak isimlendirilse de ubudiyet bağlamının içinde değildir. Çünkü ubudiyet hayatın tamamını kuşatır. Evlenmemizden boşanmamıza, A'dan Z'ye bütün hayatı düzenleyen bir yasalar bütündür. Çünkü bu üç başlığın son ikisi birincisine bağlıdır. Yani ubudiyet tevhidi ve ubudiyet tevhidi, uluhiyet tevhidine bağlıdır. Uluhiyet olmadan ubudiyet olmaz ubudiyet. Bu çok önemli. Çünkü biz la ilahe diyoruz. La ilahe. İlah yoktur. İlla Allah. Ancak Allah varmış. Bütün ilahları, ilahlaşanları ne yapmış oluyoruz? Önce bir süpürüyoruz. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor. Bismillah. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا Eğer gökte ve yerde başka ilahlar olsaydı, başka otorite sahipleri olsaydı, tasavvuf yetkisine sahip kimseler olsaydı, düzen bozulur, fesat arz-ı endam ederdi Rabbimiz. Bu da mesela bir tek ilahın, bir tek uluhiyet sahibinin olduğuna işarettir. Yani kozmosun olması bir tek ilahın var olduğunun da delilidir. Kaosun olduğu yerde, kaotik düzenin olduğu yerde de ilahlaşmaya çalışan birçok unsurdan bahsetmek gerekir. Bu ayette bunu vermiş. Çünkü Allah-u Teala şöyle bir düzen kurmuş. Eskiler şöyle derler. Kevn ve fesat. Kevn-u fesat. Yani oluş bozulmuş. Oluş bozulmuş. Yani hayat içerisinde böyle bir devri daim oluşlar. Rabbimiz bir taraftan bir düzen, bir taraftan da o düzenin yok olması gibi bir yasa koymuş. Mesela doğanlar var, ölenler var. Sıhhat var, hastalık var. İyilik var, kötülük var. Bu da imtihanın gereği. Onun için kevn-i fesat demişler.
Olur rububiyetin, bozulur uluhiyetin tecellisidir. Yani bir yerde bir oluş varsa orada terbiyeden bahsetmek lazım. Bir yerde bozuluş varsa yegane otoriteden bahsetmek lazım. Yani Rabbimiz aynı zamanda bir kıyameti de murad etmiş, bir bozulmayı da murad etmiş ve günü geldiği zaman bu da tecelli edecek. Çünkü Rabbimizin varlığı, rububiyet hep varlığı murad eder. Çünkü bir yerde terbiyeye muhtaç birisi varsa orada mutlaka terbiyeden de varmış. Böyle bir hikmet var. Bir ayet-i kerime de şöyle buyurulur. Zaten Esma dersini yaparken çok ayet, çokça geçecek. Rahman suresinin isimli kulle yevmin huve fî şeknin. O her an müdahildir. Her an işin içindedir. Her an iş başındadır. Hani Eddab'ın dediği gibi saatin zembereğini olmuş ve çekilmiş değildir. Bu deist bir yaklaşımdır. Deistler böyle düşünürler zaten. İlk hareketi vermiştir, muharrikün evveldir. Ondan sonra hiçbir alakası kalmamıştır. İşte 6. günde Yahudiler yaratmış, 6 günde yaratmış, 7. gün sıraate çekilmiş gibi enteresan yaklaşımlar sergiliyorlar. Kur'an'ların tamamı devamlıdır. Yani Rabbimiz her an bir iştedir. Yine bir başka ayet geliyor Bismillah. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. Kullu şeyin halikun İlla vecihe. Ondan başka ilah yoktur. Her şey yok olacaktır. Sadece onun zatı baki kalacaktır. Yine bir ayeti hatırladınız herhalde. Kullu men aleyha fan. Her şey, herkes, her insan, her canlı fanidir. Yok olucudur. Yokluğu bir yasaya bağlanmıştır. Ve yebba vecuhu rabbike zul celal vel ikram. Sadece celal ve ikram sahibi Rabbinin zatı hariç. O baki olandır. Burada uluhiyetle alakalı ve rububiyetle alakalı bazı fizik yasalarla ilgili örnekler vermiş Mustafa Hoca. Diyor ki atomun çekirdeğindeki negatif kutup nötron uluhiyeti, pozitif kutup proton rububiyeti temsil eder. Yine insanın nefes verişi uluhiyeti, alışı rububiyetin tecellisidir. Kış uluhiyetin, yaz rububiyetin, gece uluhiyetin, gündüz rububiyetin, inşikak uluhiyetin, İnfitar rububiyetin, varoluş rububiyetin, yok oluş rububiyetin, doğum rububiyetin, ölüm uluhiyetin tecellisidir. Varlık rububiyetin, yokluk ise uluhiyetin tecellisidir. Yani Rabbimizin isimleri, otoritesi her daim, her an, her şeye müdahildir. Kur'an'daki uluhiyet inancıyla Hristiyanlık'taki uluhiyet inancı arasında fark var. Bu mahiyet farkıdır, vasıf farkı değil. Mesela Kur'an'ın sunduğu uluhiyet inancında Halık ile mahluk, yaratan ile yaratan arasında bir mahiyet farkı vardır. Yani eskilerin tabiriyle cevher, öz, asılları asla birbirine benzemez. Tamamen ayrıdırlar. Fakat mesela Kur'an'ın sunmuş olduğu İnançta yaratan hiçbir şeye muhtaç değildir. İnsan her şeye muhtaçtır. Yaratılan muhtaçtır. Yaratan mabuttur. İnsan abittir. Yaratan hakimdir. İnsan mahkumdur. Yani hükme bağlı olmak zorundadır. Yaratan rezzaktır. İnsan merzuktur. Yaratan samettir. İnsan muhtaçtır. Yaratan efendim şifa verendir, insan şifaya muhtaçtır. Fakat Hristiyanlıkta nasıl? Mesela baba, oğul, kutsal. Ne bu? Nasıl
anlatılıyor, nasıl izah ediliyor? Bazen baba oğul, bazen oğul baba, bazen kutsallık ikisi, bazen baba ve oğul kutsallık. Yani üçü bir, biri üç. Enteresan bir felsefe geliştirmişler. Halbuki tevhid inancı bunların tamamını ayırıyor. O açıdan da derler ki mesela hakikatun eşyai sabitetun. Mesela bazı kimseler demişler ki, filozoflar, eşyanın varlığı hakiki değildir, mecazdır demişler. Aslında eşya yoktur, var gibidir. Eşyanın hakikatini inkar etmişler aslında. Onun için İslam uleması da hakikatun eşyai sabitetun demişler. Eşyanın hakikati sabittir. Eşya vardır yani. Sanal değildir. Hatta böyle diyen birisine birisi kalmış bir sert cisimle indirmiş. Demiş şimdi söyle bakayım sabit mi değil? Sabit mi değil? Herhalde kanaati değişmiştir ya. Acım bilirim sana. Şimdi zat açısından Haluk ile Mahluk farklıdır. Çünkü Allah zatından mutlaktır. Sıfat açısından Haluk ile Mahluk farklıdır. Neden? Allah sıfatında eşsiz ve benzersizdir. Üç, fiil açısından Haluk ile Mahluk farklıdır. Neden? Allah'ın fiilinde ortağı yoktur. O yüzden mesela Rabbimiz kum ve yekum, ol der, olur ve olmaya devam eder. İnsan yaparsa olur. İnsan yap deyip ol deyince olmaz mesela. Yani her noktada yaratan ile yaratılan arasında muazzam bir mahiyet var. O yüzden mesela baba, oğul, kutsal bu üçlenmiş testis inancı az önce söylediğimiz gibi birbirine karışmıştır. Asla ayrı kabul etmiyorlar. Kur'an'da mesela ondan başka ilah yoktur. Onlar başka bir ilaha yalvarıp yakarmazlar. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Allah ile birlikte başka ilahlar öyle mi? Ondan başka bir ilahımız yoktur. Biricik ilah olur. Allah ile beraber hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayın şeklinde farklı formlarda gelir. Yani Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillah. Ve ilahukum ilahun vahid. Sizin ilahınız bir tek ilahdır. Bir insan Allah'ın hükmünü tanımaz, bir başka hükmü onaylarsa hükümde ortaklaşır. Mesela 28 Şubat'ta çok gördük bunu. Rabbimizin bir hükmünü uzun mücadeleler vererek yasaklamaya kalktılar. Başörtüsü gibi. Ne oldu? Hükümde ortak koştular. Müşriktir bu insanlar. Yine mesela bakıyoruz, Rabbimizin Allah'a ve Resulüne harp ilan etmektir dediği bir melanet fiili yaşanan dünyanın vazgeçilmesi olarak görüyorlar. Hayır. Yani, bakın, hükümde Allah'ın yerine bir başkasını otorite sayıyorlar. Bakıyorsunuz, ilahi bir hüküm kenara atıyorlar, kendi kafalarından yeni hükümler iddias ediyorlar. Mesela. İlkel sayıyorlar. Şöyle arabına ait telakki ediyorlar. Hükümde ortak koşuyorlar. Peki yaratıcılıkta ortak koşan var mı? Yok. İnsanlık ittifakla Allah'ın yarattığını kabul ediyor. Ama hükme gelince orada ortak koşuyor insanlar. Yeryüzünün en kadim şirk koşma formu hep hükümde olmuştur. Onun için yeryüzünün egemenleri her zaman şirki tercih etmişlermiş. Allah'ın hüküm hakkını reddetmişlermiş. Bunu Hazreti Musa zamanında Firavun üzerinden görüyoruz. Hazreti İsa zamanında Roma Kütüphanesi İmparatorluğu üzerinden görüyoruz. Efendim Hazreti İbrahim döneminde Nemrut Despotu üzerinden görüyoruz. Hep aynı. Hükümde Allah'a ortak koşuyorlar. Rabbimiz ise ısrarla Allah'tan başka hüküm veren yoktur. La süpürgesiyle yolu temizlemek için insanın oraya temiz bir şey koymasına gidiyor. Her zaman öyledir. Önce bir temizlik ameliyesi, bir hijyen çabası, bir efendim dezenfekte ameliyesi arkasından ne var? İnşa ve ikame vardır.
Onun için de mesela kelime-i tevhid de öyle başlıyor. La, hardır, yoktur. Kesinlikle nefyeden bir ifadeyle. İlahi hiçbir ilah yoktur. İlla Allah, ancak Allah vardır. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Ayette de Bismillah, fe'alen ennehu la ilahe illallah. İyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Demişler ki, Kur'an'da mesela el ilah şeklinde hiç gelen bir isim yok. El taksiyle gelen. O yüzden de mesela bazı dil bilimciler şöyle bir tarif yapmışlar. Şöyle el ilah demişler. El ilah. Demişler ki burada el ilah ismi la cezmi düşer. Hemzenin de esresi düşer. O zaman şu hemze de sakıt olur. İki lam aynı cins iki harf yan yana geldiği zaman şedde denir. Ne olur? Allah. Evet. Allah olur. Böyle bir efendim iştikak kullanıyorlar. Yani kelime üreterek Allah isminin de aslında el ilah olduğuna dair bir yorum var. Güzel. Yani yegane ilah. Evet. Lafzayı celal el ilahtan türetilmiş bir şekilde bir kanaat var. Tabii en doğrusunu Allah bilir. Bazıları da özel isimdir demişler. Hiçbir kelimeden türemiş değildir demişler. Şimdi Kur'an'da Allahu Ehad geçer. İhlas suresinde. Kul huvallahu ehad. De ki o Allah bir ve tek olandır. Eşsiz olandır. Fakat hiçbir yerde mesela Allahu vahid geçmez. Çünkü Allahu vahid. Vahidun vahdiyyum. Şimdi Kur'an'da bir yerde geçti. Ben de öyle bir iddiam vardı. Sonra birisiyle araştırdı. Sonra bir şey dedi. O zaman bakalım. İlahum ilahu vahid var. Olabilir. O işin işte, yani sizin ilahınız bir tek ilahtır var. Hani Allahu vahid geçiyor. Neden? Ehad ikincisi olmayan bir, vahid ikincisi olan bir. Fakat matematikte mesela Arapça sayılar ehadla başlamaz. Vahid, ifneyn, felâfe, erbâ, hamse, sitte, seb'a, temâniye, tis'a, aşara diye başlamaz. Vahidle başlar. Fakat Rabbimiz o matematikteki ilk harf olan, rakam olan vahid değil. El-vahid olandır. Yani ikincisi olmayan birdir. Rabbimiz için kullandığımızda ikincisi olmayandır. Ehad ise tek, eşsiz. Benzersiz, yegane manasındadır. O yüzden ahad vasfı Allah isminin sıfatı, vahid vasfı ilah sıfatının sıfatıdır. Yani Allahu ehad, ilahun vahid. Orada ilahun vahid, bir tek ilah, Allahu ehad, tek olan Allah manasındadır. Şimdi Kur'an'da min dunillah geçer. Hepimiz mutlaka okumuşuzdur. Dun diye bir ifadedir. Dun, Arapçada hem yakın ve beri taraf manasına gelir, hem de aşağı ve ast manasına. Hatta dünyanın doğrudan geldiği söylenir. Dünya, edna, oradan geldiği söylenir. Yani aşağıda olan, insana yakın olan dünya, ulaşılabilir olan, uyudar alemine giren, o manada. Bu manada hem aşağı ast hem de yakın ve geri taraf manasına geliyor. Burada mesela Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Rabbimize şirk koşanlar Allah'ın duğunundan bir takım varlıkları ona ortak koşuyorlar. Kimler bunlar? Mesela azizler, veliler, salih zatlar, melekler, cinler,
Yine mesela daha başka şeyler. Mesela taştan, yağlıktan yapılmış, hacı taşından yapılmış, efendim, demirden yapılmış, kumuştan yapılmış bir takım nesneler ve objeler. Bunlara mesela tapıyorlar. Bunu biliyoruz. Mesela Mekke'ye ilk defa laf putunu getirenin efendim Şam'a ticaret vesilesinden efendim İbni Tufeyn'i yanlış hatırlamıyorsam onun efendim ilk defa getirdiği söylenmiş. Hatta tarihe tutuyor laf. Kırmızı akikten yapılmış bir put. Mesela onu tapıyorlar. Neden? Aslında burada bir gerekçeleri var. Şöyle diyorlar. Neden tapıyorsunuz diye sorduğunda Hazreti Peygamber vahiy üzerinden onlar diyorlar ki biz onları tapmıyoruz. Onlar yegane ilahın bu dünyadaki aracıları, astları, yakınları, akrabaları. Biz onlara bizi yaklaşırsınlar diye tapıyoruz. Ayet var burada Bismillah. وَالَّذ۪ينَ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ Allah'a onun dışında bir takım veliler, dostlar, yakınlar, aslar ittihaz edildiler. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا يُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Biz bunlara tapmıyoruz. Bunlara tutuk etmiyoruz. Böyle bir efendim niyetimiz, kastımız yok. Ne yapıyoruz? Bizi yaklaşırsınlar diye yapıyoruz. Yani aracılık yapsınlar diye. Aramızı bulsunlar diye. Torpil yapsınlar diye. Bizim hakkımıza şefaatçi olsunlar diye. Ama Kur'an mucet edilmiş. Öyle bir şey yok. Neden? Sen eğer Allah'a yaklaşmak için aracı İttihaz ediliyorsan o zaman uzak bir tanrı inancına sahipsin demektir. Ulaşılmaz, varılmaz bir tanrı inancına sahipsin demektir. Halbuki Kur'an وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Andolsun insanı biz yarattık, nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz. Biz kulumuza şah damarın onu daha yakınız buyuruyor. Hiçbir aracın olmadığını söylüyor. Ara olmadığı için aracıya da gerekiyor. Onlar ara varsayıyorlar. Ara. Ulaşılmaz düşünüyorlar. Dolayısıyla bir takım aracılar yakıştırıyorlar. Aslında bir kimsenin Allah'a yaklaşmak için aracı ittihaz etmesi şu manalara gelir. Bir, müşrikler Allah'ı en büyük ilah olarak zaten kabul ediyorlar. Sorulduğu zaman gökleri ve yeri kim yarattı? Allah derler. Yağmur kim yağdırıyor diye sorulsa Allah derler. Rızkınızı kim veriyor diye sorsanız Allah derler. O halde neden döndürülüyorsunuz? Neden saptırılıyorsunuz diyor Allah. Demek ki bir, Allah'ı yegane ilah olarak kabul ediyorlar. İki, şirk koştukları hiçbir şeyi ya da kimseyi denk de saymıyorlar. Yani öyle bir iddiaları da var. Üç, Allah'a yakın olma inandıkları kimseleri şirk koşuyorlar, ast olarak görüyorlar. Yani aynı düzlemde değil, biz de kabul ediyoruz. Ama ancak onlar ulaşırlardır. Dört, o kimselerin de efendim aslında Allah'ın sıfatlarını haiz olmadıklarını biliyorlar. Beş, timsallerini yaptıkları bazı ikonların, totemlerin, fetişlerin efendim onun katında kutsiyet kazandığını ve bir değeri olduğunu düşünüyorlar. Yani mesela Allah'a ait bir sıfatı taptıkları bir cisme, bir nesneye veriyorlar. Yani bize de şamanizmle geçen bayağı bir şey var bu konuda. İşte nazar boncu başta gelir. Efendim atmalı. Benzer bir takım şeyler var. Hatta bazen konuşuyoruz arkadaşlar. Böyle şu hareket var ya, yani şeytan kulağına düşündü. Yani bazen diyorum ki acaba Kur'an'da şeytan kulağına kurşun demeyin mi demesi gerekiyor? Sizce demesi gerekiyor mu? Bunu biz niye çıkaramıyoruz? Yani bazı tavır ve davranışların vahiyle örtüşmediğini muhakeme ederek bulamaz mıyız? Ne dersiniz? Yani Kur'an
banyo küvetinde karpuz yıkamayın, mutfak lavabosunda abdest almayın demedi mi? Demedi. Niye diyor yani, o kadar ayrıntıya gerek var mı? Biz affedeceğiz onu, o kadar aklımız getirmiyor yani. Mesela gidiyoruz, mutfak lavabosunda abdest almıyoruz. Bu aynen domatesin küvette yıkamaya benzer. Her şeyin bir yeri var yani. Rabbiniz burada mesela her şeyi yerli yerine koymamızı istiyor. Muhacene budur zaten. Düşünmek, onun hakikatle bağını kurmak, ona uygun bir yol haritası belirtmek. Bu açıdan da mesela bakıyoruz, nesneler var, cisimler var, objeler var. Kendilerince değer atfetmişler. Onun da Allah katında onların değerini katlayacak bir kutsiyete sahip olduğunu iddia ediyorlar. Kur'an ise bunu yalanmış. Ne diyor Rabbimiz? وَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرْ Allah ile beraber başka bir ilaha seslenme, dua etme, çağırma, davet etme, kulluk etme. O yüzden de mesela kişi kimle seslenmişse onun Rabbi de olur. Allah bitti. Ya Rabbi bitti. Bu kadar. Direkt ona seslenme. Bütün aracıları ortadan kaldırma. Cahiliye insanı, melekleri ve cinleri de mesela Allah'a ortak koşuyorlar. İlahlık yakıştırıyorlar. Ne yapıyorlar mesela? Meleklere Allah'ın kızları diyorlar. Hatta bazı evlerde var mı böyle? Hazreti İbrahim, İsmail Aleyhisselam yatırmış mesela tasvirler. Oradan kanatlı bir kız vesaire o çiniliyor. Tüm bunlar mesela aslında o paganist kültürü, müşrik anlayışın dışa bunları. Bakıyoruz hala devam ediyor mesela. Yine mesela cinleri ilah ihtiyaz ediyorlar. Nasıl? Cinlerin her türlü tasavvuf yetkisine sahip olduğunu düşünüyorlar. Bugün de var. Mesela bir sıkıntı yaşayan insanı hemen cine hamletmek. Faturayı cine kesmek. Cin çarptığını iddia etmek. Direkt muskacıya koşmak. Bunların hepsi İslam dışı uygulamalar. Onlar mesela her beldenin, semtin bir cini olduğunu düşünüyorlardı. Yolculuğa çıktıklarında sığınırım falan beldenin cinine derlerdi. Kendilerince Allah'a sığınacaklardı, ona sığınırlardı. Kur'an o zaman da ne dedi? Yaratana sığınır. Yaratılana dedi. O kadar. İki kere iki var. Sığınacaksan Rabbine sığın, ilahına sığın, melikine sığın, yaratılana sığın. Bu noktada mesela Hazreti İsa'nın Hristiyanlar tarafından ilahlaştırılması, Hazreti İsa'nın peygamber olması, efendim, onun ilahlaştırılmakla değerinden bir şey kaybettirir mi? Asla. Yani iyi birisi ilahlaştırıldığı zaman iyi ilah mı olur? Hayır. Onun iyiliğine bir şey katmaz. Hatta ilahlaştırılanın değerini sıkar. Bir ayet-i kerimede siz ve sizin taptıklarınız cehennemin olunuşunuz diyor. Orada hemen bir kurnaz ayeti okuyana yapıştırmış demiş ki o zaman demiş Hazreti İsa'ya Zülkarneyn'e de taptılar Hristiyanlar ve Yahudiler. O zaman İsa Zülkarneyn'de mi? Üzeyir'de mi? Efendim cehennemin olunuşu. Öbür ayetleri bilmiyor ya. Kendisine kulluğa çağıranlar cehennemin. Onlar bunu yalanlıyorlar. Ya Rabbi sen beni, benden iyi bilirsin. Ben onları çağırmadım diyor Hazreti İsa. Kaldı ki peygamberlerin tebliğinden başka asla bir çağrısı olmaz. Bakıyoruz mesela Nuh Aleyhisselam zamanında efendim Ved, Suva, Yehud, Yehud ve Mesir var. Beş tane var. Bunlar mesela rivayetlere göre çok salih zatlarmış. Sonra gelen uşaklar bunların anısını yaşatmak için resimlerini yapmışlar. Bir sonra gelen nesil heykellerini yapmışlar, arkadan gelen nesillerle tapmaya başlamışlar. Bu da mesela ilahlaştırmanın bariz örneklerinden birisi olarak Kur'an'da geçer. Yine mesela Kur'an'da ilahlaştırmakla alakalı Tevbe suresi 31 var. Rabbimiz şöyle buyuruyor. اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ يُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمْ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
Onlar, o kiliseler, yani daha çok özellikle Hristiyanlar ve Yahudiler, din adamlarını, papazlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab ittihaz edildiler, Rableştirdiler. Halbuki onlara bir tek ilah olan Allah'a tapınmaları ve kulluk etmeleri emri olmuştu. Allah onların tüm şirk koşuklarından biriymiş. Hazreti Peygamber Tevbe suresi olmuş biri olurken henüz daha Müslüman olmamış. Boynunda haçla Adi bin Hatem isimli bir sahabi diyor. O zaman Hristiyan daha. Sonradan Müslüman olan birisi o. Sahabeden yani. Efendimiz bu ayeti okuyunca de diyor ki o, ey Muhammed sen bizim hem İsa'yı hem papazlarımızı hem de ruhbanları, efendim ahbarı, din adamlarını Rab edinliğimizden bahsediyorsun. Biz onların ne önünde secdeye kapandık, ne onlara tazimde bulunduk, ne de onları tanrı saydık. Böyle bir şey yok. Hazreti Peygamber'in izahı ilginç. Onlar Allah'tan gelen bir helali haram, Allah'ın haram kıldığını helal saydılar. Siz de onlara itaat ettiniz mi? Evet diyor. İşte bu Allah'tan başka ilah edinmektir. Başkasını Rab edinmektir. Az önce de zaten söyledik. İnsanların Allah'ın hükmüne alternatif hükümleri tabi olmaları ilahlaştırmalar. Peki neden yapıyorlar mesela? İnsanlar başkalarını ilahlaştırırken maksatları ne? Bunu da bir ayet üzerinden veriyor aslında. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا. Onlar Allah'tan başkalarını kendilerine statü ve nüfus sağlamak için ilahlaştırırlar. Yani bir başkasını ilahlaştırırken maksat ne? Yetki ve etki sahibi olduğunu zımnen ihsas etmek. Yani diyorlar ki bak biz falana kulluk ediyoruz, falana ilah sayarak itaat ediyoruz, ibadet ediyoruz. Bu onun değerli olduğunu gösterdiği gibi bizim de değerli olduğumuza işarettir. Dolayısıyla bize dokunursanız ona dokunmuş olursunuz. Evet, nüfus sağlıyorlar. Statü devşiriyorlar. Kur'an bunu da resmediyor. Maksatları bu. İzzet kazanmaya çalışıyorlar. Yani egolarını öne çıkarıyorlar. Aslında onların gölgelerinden geçiriyorlar. Efendim, muhaliflerine manipüle ettikleri o tanrılaştırdıkları şeye saldırıldığında ne diyorlar? Yakar. Çarpar. Efendim. İşte seni felç eder. Kötülük olur. Burada bakıyoruz. Tam böyle kuşa bak oyunu var yani. Evet. İnsanları aldatırken. Yine Kur'an mesela insanın hevasını, havasını, arzularını ilah ettiğinden de, ilah edindiğinden de bahseder. Kur'an suresi 43 isimler. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّقَدَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ. Heva ve hevesini, havasını, arzularını, ihtiraslarını, ilah ittihaz edilene bakmaz mısın? Gördün mü? Yani burada insan demek ki kendi hevasını da, hevesini, nefsaniyetini de ilah ittihaz edebiliyor. Yine mesela onlar kendilerine yardım ederler ümidiyle Allah dışında ilahlar edindiler mi diyor Kur'an. Yani tüm bu anlattıklarımızdan özetle insanın bir başkasının ilah edilmesi son nefese kadar sürecek muhtemel bir risk. O açıdan da Kur'an ile dirsek temasımızı güçlü tutmalıyız. Bu tehlikeden beri kalabiliriz. Allah-u Teala bizi son nefesine kadar muvahhid olarak yaşayan tevhid eri, uluhiyette asla ortaklığa tevessül etmeyen salihlerden eylesin. Hepimizi inşallah imanla huzura kabul eylesin. Öte alemde de razı olacağı bir kullukla ödüllendirilen kullarına kılsın diye dua ediyorum. Evet, konuyla alakalı soru varsa inşallah şey yapmaya çalışalım. Katkınız varsa dinleyelim.